kestirip karşı tarafa spine zorlayıp özellikle iyi oyuncular işte Mustafa abi seviyesi oyuncular bu halde kesip onları spine zorlayıp iyi bir blok yapıp topu düzelttikten sonra hücuma geçiyor. Şu anda bana gelen en mantıklı oyun tarzı bu sizin için. Spine zorlama kalit keserek spine zorlama. Keserek, böyle yavaş biterek. Yani adamın spin çekmesini sağlayacak bir metot. Biraz güzel. Yani evet. Ama böyle bir forehand'ı değerlendirip adam ona çekmek zorunda kalacak. Şimdi benim forehand'ı böyle bu uzun uzun kesersen ben o geri durumdan kesmem diyelim. O kaç bir şey. Şimdi sen de oradan yerden böyle ölmeyen çünkü çıkış noktası tek yani savaşlarda bile hep alanı daraltırlar. O nedenle de hep gelen hücum tek taraftan gelsin. Nereye sen farklı yer atarsan sana gelecek hücum kombinasyonları da farklı olur. Tek bir noktaya odaklarsan topun çıkış anı hep aynı yani. Dolayısıyla bunu görmen buraya da olsa buraya da olsa daha belirgin. Yani tek noktadan çıkıyor. Yani kestiğin topu buraya mı kestin? Yani nereye kesersen kes ama ağırlık hep aynı yere kes. Ve hücum oyuncuları daha çok forehand'e kesersen özellikle bak sayesinde spin atar. Spin atar. Oradan çünkü genelde kesin kesmez ve kesmeyi de bilmez oyuncu. Ama şöyle söyleyeyim, spinör kadın spinör çok az. Tamam. Yani mesela ben şu şuraya atayım, oradan da bana şut vurur. Şut vursun, şut da yani, sonuçta düz bir top. Yani düz bir top olamıyor. Kesmesinden değil, çünkü siz kesik top. İyi değil. İçeriye atmanız, bu aşamada sizi hem zorluyor hem yapmıyorsunuz. Bir de boşu boşuna hareketlerinizi zorluyorsunuz. Bu bir oyun modeli. Ha, bunu yapma demiyorum. Yine. Ama tabii kesik öğrenmek zorundayım. Beni sürekli kesiye açığım olduğunu öğrenen. Ha, sürekli kesiye zorluyor. Tamam, hem keseceksin. Ha. Şimdi yani. Bunu denedim. Bugün senin bir yolun. Tamam. Yani bu soru sana geldi. Uzun, Mustafa abi de yaşadı. Uzun gol fazla servisler attı. Adam ona keserek bir açacak. Mesela şu ulandım çok şu top oynuyor. Demek ki onunla şu top oynayan seni çok geliştirir. Şu top oynayacaksın sağlıklı. Yok bu ara oynamıyor mu? Yani mantıklı olarak. Yani. Ondan sonra şu top servis atıp oyunu hep düzle, karışıkla geliştirecek. Ve düz oynarken de şuraları unutmayacak. Onun haricinde rakip zayıf mı? Ya da orada geçemiyorsun. O zaman sen hücumu deneyeceksin. Ya da çok zayıf böyle çok rahat geçiyorsun. 3 sayı öne geçti. Hemen bir tane kesik servis ailesi geçti. Disiplin deneyebilirsin. Olmadı. Tekrar sayı. Çünkü hem sayı alın hem gelişim kolay iş değil. Değil. Hem sayı alın. Yani sayıyı da çok seviyorsunuz. Yani hepimiz herkes seviyor da oluyor. Hepimiz seviyoruz. Aynen öyle. Yani dolayısıyla ben ancak çocukları zorlayabiliyorum. Tamam mı? Yani sizi çekeceksin diyorum. Çekeceksin, çekeceksin. Başka seçenek yok. Çünkü onun çok çok uzun dönemi var. Oturacak bir yani. Bir sene çok oynayacak. Şimdi bu söylediğim şeyler sizin maçta deneyeceğiniz ve uygulayacağınız hareketler. Tamam. Karşı tarafa hücum yaptı. Nereden sizi çekti? Buradan sizi çekti. Buraya. Şimdi bu tek bunu bileceksin. Bu bir kural. Adam buraya kesin. Buradan sizi çekti. Buraya blok yapıyorsun. Ancak gidip topu içeriye atabiliyorsun. Ondan sonra o topa da hücuma geçeceksin. Aynen. Şimdi mesela Mehtap Hanım'ın işi gücü top yönlendirmek. Mesela şey. Şey gibi Mustafa Bey gibi bir oraya atıp bir buraya basın. Onu mesela yenebiliyor musun sen? Kim? Avni abinin eşini Selma abi. Hayır canım Selma Hoca'yı. Ya zaten çok iyi top tutuyor. Ya. Yani yönlendirse de yönlendirmese de her topu geri geldiği evet, işte gibi oluyor da sen atar. Kusura yapmış onun gibi yani. Dolayısıyla... Onun öfke, yani herkesin özelliğini bilmeye başladım ama... Ha, ama senin de bir özelliğin. Benim bir özelliğim yok. Senin özelliğin de bu işte, yok diyorsun evet. Ama bak. Evet. Mesela sana spin çektiler mi sen daha rahat oynuyorsun, farkında olma. Aslında haklısın, hızlı oyunda, şeyde, hızlı topta daha rahat. Daha rahatsın, refleksif hareketler evet. Çünkü bu şeyi iyi biliyorsun yani. Toptan da topluyorsun, iyi tutuyorsun. Dolayısıyla bu senin bir özelliğin. Bunu sürekli üzerine kata maçlarda yapa yapa çok gelişecek. Ve spini tutabilmek çok büyük özelliktir yani. Ondan sonra hücuma geçeceksin. Sonrasında dediğim gibi arada bir deneyeceğiz. Şimdi yine çalışacağız kesinlikle. Tabii tabii. Ama oyun tarzı olarak ona da çok çalışacağız ve onları deneyeceğiz. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Kesik veriyoruz. Kesik veriyoruz. Atıyorsun, ben onu kesiyorum. Ondan sonra gene... Şimdi öyle yapalım. Şimdi öyle yapalım. Blok tutuyorum, sonra... Ama ister böyle kes, ister buraya kes. Tamam. İstediğin yere kes, ben spin çektim, buradan spin çektim.
Tabii buraya kesersen buraya gelecek. Buraya kesersen buraya gelecek. Bravo, oraya kadar doğru. Beklentim. Ama blokta blokta aksi yönde yapıyorsun. Buraya kestin, sifi çektin, buraya blok yapıyorsun. Buraya kestin, çektin, buraya blok yapıyorsun. Deniyorum. Tamam. Öğrendiği sen yapıyorsun. Birinci öğrendiği. Bu çok doğal bir durum yani. Beklediğim halde nasıl iyi bir blok yapmış. Benim şahsi fikrim bu, sen de düşünüyorsun. Tabii kesik gelirse. İşi olarak. Düz topta gelebilir hocam. Düz top gelirse zaten. O hani. Gene o tarafa. Düz top gelirse de zaten. Mecbur olacak. Artık top şu topa geliyor ve senin zaten antrenman yaptığın bir metoda girdi. Bizim seninle olan sıkıntımız. Kesik topu düze çeviremiyorsun. Yani rakipleri de çeviremiyor. Aslında suçu değil. Onlar da bilmiyor. Yani kesik yapmayı böyle bir topla hep böyle fikirde antrenman değil, böyle toplar geliyor. Bunlar da benim çok onlar için bir de ben çok topladığım sana. Onlar yapacağı şey masaya yaklaşık kesik topu yaparız. Şu topu yapacağız. Kesik topu yaparız. Şu topu. Onun gerçeği o. Bir de çok. Onu sonra çalışacağız. Ama şu anda yapmam gereken şey. Bak şu topu geçtim ha. Yok. Thank you.
Ya işte.
şu anda. Biraz daha çalışalım. Ne yapmam lazım ben? Forvet'e gelen topu adam oraya attığında seni yakalayabilirim. Ben bir şey yemekle aynı hata buralım şu anda. Ha, ne yapıyorum? Hata buranın aynı diyorum. Ha, tamam. Ben bunu bloklamamla oraya gelen kişi topu sana çekme oradan aşağıya. Ha, küçük yani. Küçük. Kolay. Hadi be. İşte elinden bıraktım ya. Hadi be. Yapıştım. Tamam. Oren Kilo'yu yapmadık mı sizinle? Ne? Aslında şunu yaptık. Masaya yapmıştık. Oren Kilo normal. Normal blok az yapabilirdik. Bu da çok iyi değilim onlara. Normalde de çok iyi değilim. Altına girelim.